Geri bildirim alma Xlibris yaklaşımı Xlibris'te özel bir kitle kaynak platformu olan BreakMe platformu kullanılmıştır. Bu platform, proje ekibinde yer alan Daniel Weiss tarafından geliştirilmiştir. BreakMe, proje fikirlerinin paylaşılabileceği ve dünyanın neresinde olursa olsun ilgilenen herkesin projelerle ilgili görüşlerinin alınabileceği bir platformdur. BrickMe platformu, önerilen projeleri geliştirmeye yardımcı olacak görüşlerin alındığı bir kitle kaynak platformudur. Bu platform, kullanıcılara projeleri ile ilgili bir kişisel iş modeli kanvası oluşturma ve kanvas bölümlerine bağlı olarak projelerinin farklı yönlerine açıklamalarına olanak verir. Platform, ayrıca Lego ciddi oyun videolarının eklenmesine de izin verir. Bu yönüyle BrickMe, diğer platformlardan ayrılmakta ve Xlibris yaklaşımıyla uyum göstermektedir. BrickMe çok dilli bir platformdur. Arayüz Bulgarca, Almanca, Litvanyaca, İspanyolca, Türkçe ve İngilizce olarak kullanılabilmektedir. BrickMe, bir hesap oluşturmayı ve projeleri yönetmeyi sağlamaktadır. Xlibris projesi kapsamında bu platform, önerilen hizmetlerle ilgili görüşlerin toplanması için kullanılmıştır. Hizmetler için oluşturulan panolar şunları içerir: Başlık, kısa tanımlama, ayrıntılı tanımlama, kısa video, iş modeli blokları, iş modeli kanvası, Lego ciddi oyun model oluşturma videoları, fotoğraflar. Platform, her bir hizmet projesi için bir görüş bildirme son tarihi belirlemeye olanak sunmaktadır. Katkı sağlayanlara önceden tanımlanmış kategorileri seçerek geri bildirim verme ve projeyle ilgili kişisel görüşlerini ayrıca ifade etme olanağı vermektedir. Platform, hesap sahibinin kullanıcılar tarafından belirtilen görüşlerin toplanmasına ve izlemesine izin vermektedir. Platformun kullanımı şu aşamaları içerir. 1. Hesap açma, 2. Her bir hizmeti proje olarak yapılandırma, 3. Hizmet projesine bir başlık verme, 4. Hizmet projesini özetleme, 5. Video hazırlama. 6. Kanvasın doldurulması, 7. Görüş toplama süresini belirleme, 8. Ödülleri açıklama, 9. Ulaşılmak istenen kitleyi belirleme, 10. Kitleyle iletişim, 11. Süreci yönetme. Proje başlığı kısa, akılda kalıcı ve açıklayıcı olmalıdır. Önerilen hizmetin bir kısa bir de uzun açıklaması verilir. Açıklamada şu unsurlara yer verilir. Temel amaç nedir? Hedef kitle kimdir? Kimler görev alır? Hizmeti yenilikçi yapan nedir? Etkisi ve yararı ne olacaktır? Video, hizmetin ya da değer önerisinin kısa ve çarpıcı bir açıklamasıdır. Genellikle kullanıcıyı proje ile ilgili detayları inceleme ve görüş bildirme konusunda ikna etmesi beklenen unsurdur. Bu nedenle şu özellikleri taşıması beklenir. Kısa, açık ve anlaşılır, ilgi çekici olmalıdır. İş modeli kanvası önerilen hizmetin farklı yönlerinin açıklanması ve sunulmasına yardımcı olur. Görüş bildirimi için projenin açık tutulacağı zaman belirtilir. Ödülleri açıklama Katkı sağlayanlar için ödüllendirme iyi bir motivasyondur. Eğer bir ödül söz konusuysa, bunun açıkça belirtilmesi gerekir. Eğer bir eğitim hizmeti söz konusuysa, ödül örneğin bir derse ya da çalıştaysa ücretsiz katılım olabilir. En iyi ödül, projeyle doğrudan ilişkili, Maliyeti az ve projeye katkı sağlayacak ödüldür. Doğru hedef kitleyi bulmak için şu sorular yanıtlanmalıdır. Bu proje kimlerin ilgisini çekebilir? Kimler görüş bildirmek ister? Bu hizmetten kimler doğrudan yararlanacak? Kimler katkı sağlama ve görüş verme açısından gerekli uzmanlığa sahip? Kitleye ulaşmak için ilgili potansiyel paydaşların iyi bir listesini yapın. Nüfus sahibi kişilerden duyuru yapmasını isteyin. Sosyal medyayı, özellikle Facebook ve Twitter'ı kullanın. Arkadaşlarınızdan ve meslektaşlarınızdan destek alın. Link içeren bir e-posta hazırlayın ve insanların yönlendirmesini isteyin. Süreci yönetme. Hizmet projesini platformda yayınladıktan ve kitleye ulaştıktan sonra kitleyi takip etmek, sorulara yanıt vermek ve iletişimde olmak önemlidir. Bu aşamada hizmet tasarımında daha sonra kullanmak ve değerlendirmek için bakış açıları ve görüşler toplanır. Kitle kaynak kullanımı ile ilgili en çok yapılan hatalar şu tür yaklaşımlardır. Bir videoyu yayınlamak ve tanımlama vermek yeterli olacaktır. Dağıtım ve duyuru kendi kendine gerçekleşir. Düzenelerce görüş toplanacaktır. Bütün görüşler yararlı olacaktır.